Sevgili takipçilerimiz, yavaş yavaş inelim artık yola. Teyze oğlum orada çay yapacak. Yağmurda biraz da ıslandım. Çayımızı içelim artık orada. Teyze oğluna dedim gel gidelim dedim, toplayalım dedim. Ben çıkamam seninle dağlara dedi. Sen çok uzaklara gidiyorsun dedi. Ben dedim o zaman sen çayları yapa koy. Ben dolaşıp geleceğim dedim ve buldum arkadaşlar. Arabamızı da yol kenarına bırakmıştık. Burada mescit var arkadaşlar, çeşme var. Gazi Mehmet Bulut'un çeşmesi. Onun anısına yapıldı. Hem mescit hem çeşme olarak. Onun üzerine de böyle. Burası benim teyzemin tarlası. Annemin kız kardeşinin tarlasıydı. Dolayısıyla çocuklarına kaldı. Ve o tarlanın altına da çeşmenin üzerine bir tarafını mescit, bir tarafında böyle gelen geçen dinlensin diye oda gibi bir şey yaptılar. Zorda kalan, darda kalan, böyle yağmurda kalanlar da buraya girdikten sonra içeride yaşam malzemeleri var. Çay, şeker gibi gıda maddeleri var arkadaşlar. İşte hayır yapıyorlar böyle de. Dağda kalanlar, yolda kalanlar, başı darda olanlar buralara gelip burada yatabiliyorlar. Kuzine var, sopa var, çay var, her şey var. Allah razı olsun yapanlardan, yaptıranlardan da. Evet, böyle geldik. Arabamız da burada. Şöyle mescidimize. Bir tarafı, sağ tarafı mescit, sol tarafı da arkadaşlar buranın dinlenme yeri olarak tasarlandı. İsteyen burada namazını kılabiliyor, isteyen orada oturabiliyor. Oraya oturmak koymuşlar mescidin önüne de. Burada da çeşmesi var. Altında çeşmesi akıyor. Evet. Kıbrıs Gazi. Gazi Mehmet abimizin anısına yapılmış burada. Kendisi 2018'de rahmetli oldu. Evet, ondan sonra da burada böyle çeşme yapıldı arkadaşlar. Kıbrıs Gazi Mehmet kardeşimizin anısına. Evet, hemen şöyle çıkıyorum. Şuradan. Şöyle mescidimize de bir göz atalım. Kurupınar Mescidi olarak geçiyor arkadaşlar burası da. Önünde şöyle yine oturacak bir ormana karşı şöyle manzaraya karşı güzel bir masa, piknik masası yapılmış. Böyle burada İsteyen oturup böyle doğayla baş başa kalabiliyor. İsteyen içeri girerek buradan kilitli değil, şurada açılarak şöyle burada ibadetini yapılabiliyor. Namazını kılabiliyor gene böyle. Allah razı olsun. Yapanlardan, yaptıranlardan. Evet, Allah hayırlarını kabul etsin. Evet. Şimdi mescidimize indik. Baktık mescidimize. Şimdi öbür taraftan yaşam odasına geçeceğiz arkadaşlar. Yaşam odasında Dezoğlu çay yaptıysa inşallah, çayı da içtikten sonra öksotunu bulmamızın da neşesiyle buldum buldum. Dezoğlu buldum. Neredeymiş? Nerede biliyor musun? Çeşmeler biliyorsun. He. Çeşmenin bu tarafında bizim teyzemin orman var ya. He. Onun içinde. İyi. He? İyi. Bir doz gelir. Azmış. Bir yerde buldum ama biraz bıraktım. Yani hani yeniden filizlensin diye yani. Tamam, iyi ya. He, buldum teyze oğlu. Tamam. He. Çay hazır mı? Çay hazır. Onu koy işte böyle. Bura koyayım galiba. Tamam. Arabaya koy. Tamam. Tamam. Evet. Bu değerli, bu burada dursun. Unutmayalım. Yasayı uzaktan çekelim. Yasayı diyorum, sen uzaktan çekelim. Çektim değil doğru, uzaktan mescidi de çektim dışını. Burası... Karasan'ın Beyaz Sarayı. Beyaz Sarayı. Teyze oğlumun Beyaz Sarayı. Bir tarafı mescit, bir tarafı yaşam odası. Yaşam odasına gireceğiz şimdi, bakalım teyze oğlu çayı yapmış mı? Bir girelim oraya. Evet, şöyle giriş buradan arkadaşlar. Buralar bizim annemizden kalan yerler arkadaşlar. Şu karşısı çamların olduğu yer bizim tarlamız. Bu tarafı da
Şu ortadaki de Tutu teyzelerin tarlası. Bu tarafta başka bir teyzem var, Fadime teyzem. Onların tarlası. Diğer tarafta başka bir teyzemin. 4 kız kardeş buraları üleşmişler. Yaklaşık her birisi 5'er dönüm arkadaşlar. 20 dönüm tarlayı bu şekilde paylaşmışlar. Bana da şu gördüğünüz çamdan olduğu yer düştü. Eniştem akıllı Mehmet orayı pay etmiş. Tabii biz ekmiyoruz arkadaşlar. Ekip pişmiyoruz ama buraları teyze oğlum böyle fidanlık yapmış. Yukarıdan da su getirmiş. Çeşmeyi de gördüğünüz oradan da su akıyor. Buraya da kendisi dinlenebilecek bir dinlenme tesisi kurmuş. Şimdi şöyle kapıyı açalım bakalım. Teyze oğlumun dinlenme tesisi nasıl? Ne diye açılıyor? Dur bakayım. He. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Şimdi geldik Beyaz Saray'a. Şöyle çizmeler dışarıda bırakayım. Benim yok, çamurlu. Yok, yok yok. Bura bırakayım. Yaşlanmasın içeri koyalım. Öyle mi? He. Dağdan geldik Gezi oğlum. Tamam işte yaşlanmasın. Bu içeri bir şey olmaz. Yıkasaydım iyiydi aşağıda. Bir şey olmaz. Biraz bizim daha içerisinde varası burası. Neyse sonra. Salon da yeri ya. Evet şimdi. Burası takatuka yeri. Yaşam odasına geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bunlar atalarımızın, dedelerimizin koyunlardan kırtlıkları eniştemeleriyle yapılmış keçe deriz biz bunlara. Çobanlığa kepenek mi derler bunlara Deyzoğlu? Bundan olur keçeler. Kepenek ayrı. Kepenek ayrı da ama bundan yapılıyor değil mi? Aynı. Bundan yapılıyor da o ayrı yani. He, yün yani has, halis has malis yün. Koyun yününden yapılıyor. Böyle yaşam odamızın altı koyun yününden. Burada kuzunemiz yanıyor şu anda. Yağmurlu havada böyle mis gibi kuzuneyi de yakmış Deyzoğlu. Çay da demlemiş. Dur şimdi arabada şey var ben alıp geleyim. Evet şimdi teyze oğlumuz ben giderken zopayı yaktı, çayı demledi koyayım dedi. Sen dolaş gel dedi. Ben de gittim, dolaştım, geldim. Çok şükür az da olsa bulduk aradığımız otu. Şimdi keyifle çayımızı içiyoruz. Teyzem oğlunu çok tanımıyorsunuz, çok fazla görüşemedik. Fadime teyzem vardı benim, onun oğlu oluyor kendisi. Kendisi de İzmir'deydi. Artık emekli olunca köye döndü. Şu anda böyle burada az önce anlattığım gibi bahçesi var. Bahçenin olduğu yere de böyle dinlenme odası yaptı. Ve burada gelen geçen misafirler çağırıyor. Sağ olsun burada çay içiliyor herkese, hayır işliyor. Nasılsın Diyazoğlu, iyisin? İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl gidiyor? Burayı seviyor musun? Memnunsun? Burası çok güzel. Çok güzel. Yol kenarı. Evet. Çamur dolmuyor. Çamur dolmuyor. Güzel yanı. Evet. Sonra bahçemiz de var burada. Suyumuzu da getirdik. Su da geldi çok şükür. Şimdi rahatımız iyi. Rahatımız iyi. Kuzineyi de yaktık. Kuzineyi yağmurlu havada böyle ormana karşı ha. Çayımızı içiyoruz. Yorulduk da geldik. Zopayı yaptı iyiyiz yani. Karşımızda yeşillik. Karşımızda orman arkadaşlar. İleride baraj olacak. Zaten şöyle şu boğaz tam baraj olacak. Böyle yeşilliğin içinde Deyzoğlu'muz da yaşamını sürdürüyor burada artık. Çay keyfi. Çay keyfi yapıyoruz. Sevgili takipçilerimiz, bu gördükleriniz yün. Yani koyundan doğrudan kesiliyor tüyleri ve bunlar iğrildikten sonra, yıkandıktan sonra işleniyor. Biz buna keçe diyoruz. Yani çobanların kepenek yaptığı malzeme bu. Hakiki yündür bu. Yani şu gördüğünüz koyunun birebir kendi yünüdür sevgili arkadaşlar. Bunlar eskiden ilçede işlemecisi vardı. Oraya gidiyordu. Elle bunlar böyle attırılıyordu ve yapılıyordu. Şu anda çok değerli bunlar. Artık yok neredeyse bunlardan. Teyze oğlumuz da analarından babalarından kalmış olan bu mirasın sahiplenmişler çok şükür. Böyle burada kullanıyor şu anda. Bundan ne sıcak geçer arkadaşlar ne soğuk geçer. Harbi koyun yünüdür bunlar. Şimdi teyzem oğlu bunların nasıl işlendiğini anlatacak sizlere. Teyze oğlum nasıl işleniyor bunlar acaba? Şöyle gelsin istersen. Bunlar bizim ihtiyar kadınlar tarafından işleniyor. Sen dur. He. Evet. Kadınlar tarafından böyle işleniyor. Bunlar çok zor yapılan bir şey yani. Evet. Şu desenler nasıl oluyor Teyze oğlu? Desenleri böyle yüzler böyle koyuyorlar üzerine. Depmeleye 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 böyle yuvarlayıp yuvarlayıp buharlanıyor. Şöyle diyelim istersen önce bu yünle renk renk kök boyayla boyanıyor. Boyanıyor. Eskiden.
Yani şimdi o boyacılar yok. Bizim yok. Köyümüzde, bizim çocukluğumuzda boyacılar gelirdi. Eten boyacıydı değil mi? Eten boyacı. Eten boyacı Simav'dan. Bu yünleri renk renk gazanlarda kaynatırdı. Belli ilaçlarla kök boyası yapardı. Bu yünleri de buralara koyarak nasıl desen yapacaksan. Yuvarlaya yuvarlaya bu hale getiriyorlar. Yani bu dıştan boyama falan değil. Emek. Bunlar böyle demin Dezem oğlunun dediği gibi çiçek yapılıyor. Yünler buraya koyuluyor. Sonra depmeleniyor. Bu çiçekler yuvarlaya yuvarlaya. Depmeye depmeye bu hale. Bu yünün içine giriyor. Yani sonradan baskı ya da boyama değil sevgili takipçilerimiz bunlar. Çok nadir, artık kalmadı neredeyse. İşte bu eserlere teyzemin oğlu sahip çıkmış. Annesinden babasından kalan, gözü gibi de bakıyor. İnşallah uzun zamanlar sağlıklı bir şekilde burada kullanılır. Bunlar da sıcak tutuyor. Tahtaya ya da şeye gerek kalmıyor. Üşütmüyor insanı. Hakiki koyundur değerli takipçilerimiz. Böyle dinlenme odasında biz de çaylarımızı içtik. Sağ olsun Dezem'in oğlu bizi ağırladı. Ya, Allah razı olsun. Yol üzeri gelen geçenlere burada hizmet ediyor bu odada. Biz oda diyoruz artık buraya. Misafirhane diyelim. Ne desek diyelim. Bak bu da bir değişik. Evet, onun işlemesi de farklı. Daha değişik bir işleme bu da. Bunlar da aynı deminki gösterdiğimiz gibi elle yünle oralara işleniyor. Sonra da baskıyla basılıyor. Dıştan boyama değil sevgili takipçilerimiz. Az önceki anlattığımız gibi böyle güzel bir yağmurlu günde Kütahya'da, köyde dinlenme odamızda çayımızda içtik. Yağmur da yağıyor, dışarıda manzarası güzel. Şimdi ben Dezoğlu'ndan izin isteyeceğim. Ben ayrılıyorum. Dezem oğlu çay için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Tamam. Annelerimiz kardeştir. Fadime teyzemin oğludur. Çok videolara çıkmadı. İnşallah bundan sonra teyzem oğlunu da görürüz sık sık aramızda. Onu da tanımış olacaksınız. Kendisine buradan saygılar, selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Bir daha bugün gelin. Sağ ol. Allah'a yine bekleriz. Sağ ol. Hadi bakalım.